Donanım Haber'den herkese selamlar. Beniniz. Ben Tuna Han. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Çok Aslında uzun zaman sonra. Şükür kavuşturana da diyebiliriz. Çünkü eskiden zaten yapıyor olduğumuz bir seri vardı ofisten. Ofisten. Böyle vakit buldukça aklımıza gelen gündemdeki konularla alakalı videolar çekiyorduk. Yine bir vakit bulduk seninle birlikte ve uzun zaman sonra Çok birlikte. Çok Birlikte. Kamera karşısına geçtik. Tuna Han bir ameliyat geçirdi. Ondan dolayı belli bir süredir ofiste yoktu bir araya gelip videoda çekemiyorduk zaten. Evet. Artık iyileşti çok şükür. Ya zaten çok önemli bir durum değildi. Benim biraz sakarlığımdan omzumu sakatlamıştım. Onunla alakalı bir süreçti ama artık ben de iyiyim. Geçmiş Sen de iyisin. Ha. Enerjik çok şükür. gördüm gayet. Çok şükür. Konumuza geçelim istersen o zaman. Geçelim abi. Konumuz e, bence çoğu kişinin aklında olan bir konu. Bir bilgisayar kullanıcısı neden oyun konsolu alsın ki? Evet. Bu konu nereden ortaya çıktı? Aslında benim PlayStation 5 satın almamla ortaya çıktı ki aslında oyun dünyasında çok uzun yıllardır devam eden ama senin de konsol almanla birlikte ya acaba konsola gerek var mı ya da neden gerek var gibi konular üzerine. Eskiden bu konuları konuşurken ne diyorduk? İşte PlayStation'a özel oyunlar çıkıyor diyorduk. Aynen. Ne oldu? PlayStation özel oyunları bir yıl, 2 yıl gecikmeli de olsa PC'ye gelmeye başladı. Evet. Sonrasında e, Xbox tarafında işte ona özel Forza'lar, Halo'lar çıkıyordu. E onlar da Game Pass sistemleriyle vesaire PC'ye entegre olmaya başladı. Neden konsol alalım ki? Demeye başladık. Tam o sırada işte Xbox Game Pass gibi servisler artık hayatımıza girdi. Gerçi onlar PC'de de var. PlayStation'da buna benzer kendi servisini çıkarttı. Kullanıcıları kendine çekmek adına. Ama sen yeni bir PlayStation 5 kullanıcısı olarak... Ben ilk defa oyun konsolu aldım hayatımda. İlk defa oyun konsolu evet. almış biri de olarak daha önce de bütün oyunları hep PC'de oynayan biri olarak. Kesinlikle. Ne kadar PlayStation 5 kullanıyorsun? Hani oyundan oyuna mı açıyorsun ya da aboneliğim var, aylık oyunlar gelince kütüphaneye ekleyeyim diye mi açıyorsun? Mesela ben şu an biraz öyle yapıyorum ne yazık ki. Genel kullanımın nasıl? Konsola tam anlamıyla geçtin mi? Abi şöyle, ilk aldığın zaman çok heveslisin. Açıyorsun 3-4 saat. Hangi göründe değiliz ki? <laughs> aynen öyle, aynen öyle. 3-4 saat kesimsiz oynuyorsun. Herhangi bir şey tutuluyorsun. <laughs> Son 2 aydır sadece FIFA oynamak için açıyorum PlayStation 5'i. Ama dediğin şey hani o PlayStation Plus'ın hediye etmiş hmm. olduğu oyunları almak için tabii ki açıyorum oyunları, ekliyorum. Ama böyle hikayeli oyunlara gelme konusunda bazen böyle hani gamepad'e alışmamışlığın hmm. vermiş olduğu bir olumsuz durum var ya, kendi rahatsız öyle hani bilgisayarda klavye olsa. Klavye ya mouse'la oynadığın için. Bilgisayarda olsam yok edeceğim dediğim ortamda ama gamepad'le girdiğimde pek böyle e, elim kolum hmm. birbirine giriyor. Ki bu arada PlayStation'a veya Xbox konsollarına da klavye ve mouse bağlayabiliyorsun. Evet. Hatta özellikle konsollara yönelik çıkartılmış modeller bile var. Ama tabii ki Gamepad ile oynamanın da ayrı bir rahatı var ama seni de anlıyorum. Senin yaşadığını ben daha böyle e, PlayStation 3 döneminde ilk Uncharted oyunlarını oynamaya çalışırken yaşamıştım. Yani oyunu oynayacağım ama eğim desteği de tam böyle otomatik gibi değil. Çok zorlanmıştım ilk başlarda ama dedim ki ısrar ettim ben bunu yapacağım yapacağım. Bir iki oyun bitirdikten sonra yani bir iki tane hikayeli oyun bitirdikten sonra yavaş yavaş alışmaya başlamıştım. Ama tabii ki de klavye mouse rahatlığı değil. Ya, aynı refleksleri gösteremiyorsun ama çok başka bir konfor var o tarafta da. Ya zaten. orada şöyle bir şey oldu. Yavaş yavaş alıştım Gamepad tarafına. Ama şu an yani beni PlayStation almayı iten şey şuydu. PlayStation biliyorsunuz bir kapalı kutu ve sizleri binlerce oyun oynama imkanı veriyor. Bilgisayar tarafında şimdi bazı kullanıcılar diyecek ya sen bunu da zaten bilgisayarda yapabilirsin ama ben yatarak oyun oynama işini çok seviyorum. Evet. Ki o, o konuya geleceğim. Bazı aramızda da oyuncular vardır öyle. Bilgisayarda da Klavye mouse'tansa kontrolcüm bağlayayım, yattığım yerden oynayayım diyenler. Siz bu arada hangi kontrolcüleri tercih ediyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Okuyoruz, merak etmeyin. Ben Aynen. de merak ediyorum evet. açıkçası. Ben de merak Çoğunluk ediyorum. Çoğunluk ne kullanıyor? Çünkü biliyorsun yeni yeni olarak geçtim Hı -hı. konsol tarafına. Şimdi şöyle yatarak oyun oynama deneyimi aslında tam olarak şöyle. Benim evde kendi monitörüm 49 inç. Hı -hı. Zaten ultra geniş oynuyormuş. Yani ultra geniş bir monitör. Oyun oynamak istesem zaten hani elime alıp uzaktan yine oynarım. Ya öyle bir monitör var ki FIFA oynadığı <laughs> zaman hani normalde Kamera bir o tarafa bir bu tarafa gider değil mi? Yok. Daha maç başladığı andan itibaren iki kalede i̇ki gözüküyor kalede görünüyor, yani. Evet, e, İnanılmaz bir deneyim. Garip bir deneyim. Şimdi bu aklıma geldikçe dedim ki ama ben şöyle bir şey istiyorum. Ya bilgisayarda biliyorsunuz yok FPS'i var, yok driverını güncelle var, yok bilmem ne hatası var. Ya dedim ki ben artık bir gün işten geldiğimde hiçbir şeyden uğraşmadan koltuğa uzanıp oyun oynamak istiyorum dedim. Ama konsol tarafında da şöyle bir şey var. Oyun açıyorsun güncelleme. Gerçi evet, o bilgisayar orada, tarafına da var ama. Orada şu şekilde yapıyorum. Seni şu an internetin hızlı böyle. Uyku modunda bırakıyorum. Otomatik <laughs> olarak kendi güncellemelerini evet. yapıyor zaten. O da bir seçenek. Bir de kardeşiniz varsa eğer zaten kendiniz eve gitmeden önce kardeşiniz illaki ki PlayStation açtığı için otomatik olarak Kardeşini güncelleniyor. PlayStation uyandırıcısı olarak kullanmak. Kendisi kesinlikle öyle. <laughs> yani benden habersiz PlayStation açıyor. Ben güncelleme geldiğinde Bir gidiyorum güncelleme yani Çocuklara yapıyormuş. da güncelleme gelmiş diyebilir miyiz? Eskiden aileler evet. ekmek almaya göndermek için çocuk yapıyor derdik falan esprisine. <laughs> Şimdi PlayStation ve işte oyun konsolu PC açtırıp güncelleme yaptırmak için de kullanılabiliyor kardeşler. Ya şu anki aklımdaki mantı tamamıyla böyle. Yani yatarak oyun oynama mantı. FIFA oynuyorum. Ee, daha sonrasında Uncharted serisine yeniden başladım. Önceki model şeylerle birlikte. Bazen Enes'in yerinde olmak istiyorum. Çünkü Oynamışım artık o oyunları. Ben tamamen zihnimden sildirebilsem de sıfırdan o oyunlara başlayabilsem istiyorum yani. Ben, özeniyorum o konuda. E, ben sıfırım. Yani şöyle bir durum var. Ben küçükken maddi durumum pek iyi değildi. Hani oyun konsol alma durumuna girmedim. Ama gemedim. şimdi öyle mi? <laughs> Çok şükür diyelim. Ee, şey Atari falan oynadım hani ama hiç böyle PlayStation, Xbox gibi şeyleri e, alabilecek maddi durumumuz olmadı. E, sonrasında ben de tabii bu şeylerden uzak kaldım. Şu an ben PlayStation oyun dünyasında yani o tarafa özellikle çok uzak kalmış. Evet oyun dünyasını bilgisayar tarafına takip ettim. Yani lise 2'de ilk bilgisayarımı aldım ben. O zamandan bu zamana Hı -hı. kadar bilgisayarı yoğun şekilde kullanıyorum. Bütün oyunları oynuyorum. Ancak konsol tarafına geldiğimizde çok farklı bir dünya olduğunu ben daha yeni keşfettim. Mesela, ee, hoş evet, geldin. Evet daha fazla önce, daha zaman önce de alabilirdim biliyorsun sen de ama yeni aklıma geldi. Dedim bari alayım, bir rahat edeyim. Aldım, çok da memnunum. Yani şu açıdan memnunum abi. Hani dedim ya kasma, donma, takılma. Şimdi evet. bazıları diyecek, evet yüksek kaliteli bilgisayarın varsa bunları yaşamayacaksın ama ya günün sonunda da orada bir stabilite var abi PlayStation evet. tarafında. Tam onu diyecektim. Yani en üst seviye bilgisayarı alıyorsun, işte RAM'in anakartına bir uyumsuzluk çıkartıyor ki, işlemcine uyumlu RAM kiti almış olsan bile. İşte güç kaynağında bir şey çıkıyor, herhangi bir kablonda ya, bir Windows'da tutukluk Windows'da bir oluyor. şey çıkıyor, örnek veriyorum. Windows'da bir şey çıkıyor, yani bir sıkıntı mutlaka çıkabiliyor. Yani çıkmadığı durumlar da oluyor ama konsoldaki güzellik ne? Oyunların oraya özel optimize ediliyor olması. Bir tane donanım var veya iki tane işte PlayStation 4 Pro gibi. de yakında Pro'su bekleniyor. E, donanım kısıtlı olduğu için oraya ne kadar yüklenebilecekse oyun yapımcıları yükleniyor ve bizim PC'de mesela atıyorum 3090'larla 4090'larla göremediğimiz grafikleri bile bazen çok daha düşük donanımlı Tabii. bir konsolun gücünde görebiliyoruz ki bunun örneklerini her nesilde PlayStation 3'te de 4'te de evet, 5'te evet. de görmeye devam ediyoruz. O da ayrı bir artısı diyebiliriz. Ee, yani genel olarak özetleyecek topluca olursak Hı -hı. bir bilgisayar kullanıcısı olarak bir insan neden oyun konsolu alsın ki sorusunun cevabı kesinlikle şu. Bir, Eğer sizler orijinal işte PlayStation ve Xbox oyunlarını geç oynamak istemiyorsanız ki diyeceğim hani <laughs> Xbox oyunları e, hızlı şekilde Game Pass'te evet. geliyor. O ayrı mesele ama PlayStation oyunlarını geç oynamak istemiyorsanız bu bir neden. Bir diğer neden şu, bilgisayardaki o driver, donanım hmm. meselesi. Bir diğer mesele kesinlikle şu, ya şöyle bilgisayarınız, e, şu örnek vereceğim, yani bir PlayStation 5 sizler şu an yurt dışı fiyatı olacak şekilde 15-16 milyara Türkiye içerisinde satın alabiliyorsunuz. Milyar milyar, milyar milyar parayla... <laughs> milyar, milyar milyon. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yaptın bu <laughs> parayı? Valla ben ne yaptım parayı bilmiyorum. 15 bin liraya sahibinden, gibiselerden alabiliyorsunuz. Kendiniz gittiğinizde ise daha uygun fiyatta hmm. alabiliyorsunuz. İthalatçı garantili ürünler de 19 bin lira civarı. Şimdi bakıyorum. PlayStation 5 örnek olarak söyleyeceğim. 19.000 bin liraya aldığım bilgisayarla 19.000 bin liraya almış olduğum PlayStation 5'i kıyasladığımda tabii. bana PlayStation'ın genel sona daha avantajlı geliyor. Oyun Öyle. açısından bakıyorum. Bilgisayar her şey yapabildiğimiz bir platform. Ama oyun odaklı baktığımda bana bu mantıklı geldi. Yani PlayStation 5 mantıklı geldi. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya buradaki tabii dengeler kişiden kişiye değişir Aynen, ama odak noktamız oyunsa tabii ki de bir oyun konsolu o tarafta sana daha düşük bütçeyle daha fazla iyi grafikte oyun oynama fırsatı sunuyor. Yani bilgisayar tarafının da artısı ne dersen? Aslında bu tarz videolarda çok da dile getirmek istemediğimiz korsan kullanım bilgisayarda daha kolay oluyor. Yani PlayStation gibi konsollar da zaman geçtikçe işte eski sürümleri kırdırılabiliyor vesaire ama bunu tamamen odak dışında bırakmak istiyorum çünkü hani o işin başka bir boyutu. Yani artık aslında orijinal olarak oyun oynamaktan. Oyun yapımcılarını da destekleyerek bir şeyler yapmaktan, yani vicdanınız rahat bir şekilde oyun oynayabilmekten bahsediyoruz burada bile. Ya bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Tunam benim hayatımda gördüğüm en garip insanlardan bir tanesi. Adam zamanında korsan oynadığı oyunu Steam'de görüp satın alan bir adam. Niye ne ne, ben bu oyunu korsan oynadım? Satın şöyle alayım ki geliştirici de kazansın diye. Ya gerçekten tebrik etmiştim o an çünkü ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Onun nedeni de şu benim küçüklüğüm böyle ilkokul zamanlarımda korsan CD satan yerler bile baya kitapçıklı, renkli baskılı falan CD'ler satıyorlardı, DVD'ler satıyorlardı ve bizi o zaman korsan ne, orijinal ne algısı bile yoktu biz yani. bilmiyorduk ne olduğunu. Zamanla işte Steam gibi platformlar hayatımıza girdikten sonra ha bu orijinalmiş bir korsanmış deyip ben de vicdan yapmıştım. Eskiden ne oynadıysam aklıma geldikçe a ben bunu zamanda korsan oynamıştım deyip aldım. Ha tabii indirimden aldım. Yapımcısına çok bir faydası olmadı. Onlar için çünkü oyunun ama çıkış vicdan döneminde önemli. Açısından. Hem biraz vicdanımı da rahatlattım ama tabii ki de o oyunların orijinal olarak kütüphanemde olması hoşuma gidiyor. Keşke imkan olsa da Biliyorsun Her eski şey. oyunların böyle açılmamış ambalajında kutuları falan çok değerli. Hani ebay'de böyle çok bir var. kütüphane yapmak isterim. Zamanında yapmıştım. Ebay'den böyle San Andreas, Vice CD'leri, DVD'leri işte PES 3, 4, 5, 6 falan yapmıştım. Ama işte zamanında şu an yapamıyorum. E, Kurlar da sağ olsun. Ama yani orijinal oyun almak ve onu böyle bir arşiv olarak biriktirmek de ayrı bir kültür, ayrı bir hobi bir yandan da. Hani ya, oyunun da dışında. Ben orada şunu düşünmüştüm. Bilgisayar oyuncusuyum hala. Bilgisayar Hı. oyunu da oynuyorum ve... Türkiye gibi ekonomik olarak sıkıntılı bir ortamda bile insanlar şu an orijinal oyunu ön plana tutuyor. Evet. Bak forumlara bakarsan artık böyle evet crack arayan kullanıcılar, işte torrent bakan kullanıcılar var ama, her zaman, her al ama alanda genel oluyor, açıdan baktığımızda herkes böyle e, orijinal <laughs> hani online şekilde oynayabileceği i̇şte oyunları kardeşlik arıyor. Kardeşlik hesapları birbirimizle paslaşalım hangi oyunu daha uygun nasıl getirebiliriz diye. Forum Forum'da da var. görüyoruz evet. bir sürü kullanıcı var ki biz de bunu zamanında yaptık. Hala da birbirimizle bazen oyunlarımızı paslaşıyoruz, hesaplarımızı birbirimize veriyoruz falan. Yani o da işin ayrı bir yanı mesela PlayStation kardeşlik sistemi hele eskiden PlayStation 3 döneminde 5 kişiye kadar paylaşılabilen bir sistemdi. Oo. Sonradan 2'ye düştü. Ama gerçekten hani güvendiğim bir arkadaşımla birlikte ortaklaşa oyun alıp bir, birinize maddi açıdan da hani yük olmadan daha doğrusu oyunlar olarak kendi cebinize yük olmadan birbirinizle bir şeyleri paylaşarak oynayabiliyorsunuz. bu da işin artı yönlerinden bir tanesi. Bu arada bu zannedilmesin ki bir PlayStation alma bir sponsorluk hayır, vesaire hayır. yok bu videoda tamamen Enes'in PlayStation 5 alma deneyimi üzerinden konuştuk. PC tarafına da geliriz. Yani PC neden avantajlıyı da konuşuruz geri geldiğinde. E, bu kesinlikle doğru. E, ofiste oturuyorduk. Zaten serimizin adının ofise olmasının olayı buradan geliyor. Ofiste oturuyorduk. Aklımıza bu konu geldi. Konuştuk. <laughs> Hadi gel ya video çekeyim. Hani insanlar ne düşünüyor diye merak ettik. Kamera karşısına geçtik. Yani aslında genel olarak baktığımızda <laughs> şunu söyleyebiliriz. Bilgisayar kullanıcısı PlayStation ya da Xbox gibi konsol alma konusunda mantıklı yanaşabiliyor. Ama burada baktığımızda Xbox'ın Game Pass avantajı olduğu için... Yani, Xbox ad almasına... biraz atıl durumda kaldı. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla. E, çünkü orijinal oyunları zaten bir PC'de geliyor. Ancak PlayStation tarafına geldiğimizde işler öyle değil. Geç geliyor. 2 yıllık bir süreden bahsediyoruz burada. Ve PlayStation'ın biliyorsun ki bir Game avantajı var. Benim gördüğüm en iyi Gamepad yani. Kesinlikle Gerçekten gerçekçilik mü konusunda bütün müthiş. Bütün titreşim özellikleriyle birlikte... Hani ateş ettiğin silahın Aynen. gerginliğine göre... Tetik tuşlarının ayarlanması vesaire çok... Üst seviye teknolojiler evet, evet. ve çok büyükte bir e, oyunun içine sokma anlamda keyif katıyor gerçekten. Yani kısacası şöyle bir bilgisayar kullanıcısı bence çok mantıklı bir şekilde oyun konsolu satın alabilir. Çünkü ikisinin farklı amaçlarda kullanabilir. Ancak kişinin Hı. maddi durumu kişinin isteklerine göre bu durumda değişiklik gösterebilir. E, tabii ki de şimdi bazı oyunlar var mesela strateji oyunları, şehir kurma simülasyonları. Her ne kadar bazıları konsol versiyonları da olsa bile bu oyunların... PC'de oynaması çok daha rahat oyunlar. Bu tarz oyunları seven kullanıcıların da PC tarafını tercih etmesi çok daha doğal. Bir konu daha var. Aslında güncel konulardan bir tanesi. Bizim evet. bu videoyu çektiğimiz tarih <laughs> itibariyle tam şu an saat 5. 24 saat sonra e, GTA 6'nın ilk tanıtım videosu yayınlanacak. Ve hepimizin aklındaki soru şu. Rockstar'ın önceki oyunları da hep bir yıl arayla PC'ye gelmişti. Hatta GTA 5'te önce oyun PlayStation 3, Xbox 360'a çıktı. Aradan belli bir süre geçtikten sonra yeni nesil konsollar çıkış yaptı onlara geldi. Onun da üzerinden birkaç ay geçti sonra PC'ye gelmişti. Ama şöyle de bir şey oldu GTA 5 ile birlikte. GTA Online öyle bir tuttu ki abi özellikle ben... PC taraftaki o modlu oynanan hali roleplay sunucularıyla abi, birlikte inanılmaz. coştu gitti. Hani bunu ön plan atarak hani bunun maddi gelirin ana kaynağı olduğunu biliyorlar. Acaba bundan dolayı. PC'ye de eş zamanlı çıkarırlar mıyı düşünüyorum bu sefer farklılık yaparlar mı diye ama hala bir soru işareti. Benim aklımda bir konu vardı abi. Şöyle ben GTA 6'nın duyurulmasını bu kadar kısa sürede beklemiyordum. Ya Hı. benim için GTA 6 daha uzak bir e, zamanda çıkacak gibi. Örnek veriyorum sana 2026 filan. Çünkü abi GTA 5 lan böyle oyun bir olur mu ya? Instagram'da editleri dönüyor hala video başlatıyorsun, bir şey izliyorsun, eğer siz diyorsun alt tarafta parkur editleri. Her yerde Twitch'te, her yerde karşımıza çıkıyor ve hala deli gibi oynayıp Rockstar'a para kazandırıyor. Şimdi aklıma da şu geliyor, ya bu Rockstar acaba ayağına sıkıyor mu abi? Ya şimdi o tarafta da çok fazla soru işaretleri var. Biliyorsun o Rockstar Games'in bir kurucu ortakları var. Sam Hauser, Dan Hauser. Yıllardır birlikte çalışıyorlardı ve kardeşlerden bir tanesi şirketten ayrılıp kendi şirketini kurdu. E yakın dönemde başka firmalara pasladıkları bir Definitive Edition süreci vardı. Vice City, San Andreas ve GTA Kötü 3 ile birlikte. Videolar. Orada gerçekten batırmışlardı. Zannediyorum ki mevcut ekipten ayrılan isimler de GTA 6 ile alakalı işleri bittikten sonra ayrılmıştır. Ve süreç o şekilde devam etmiştir. Umarım hani sorunlarla, buglarla karşılaştığımız bir oyun değil. Tıpkı Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi döneminin ötesinde grafikleri olan yani yapılabileceklerin sonunun gelmediği bir oyun olsun istiyoruz. Gönlümüzden geçen bu. Ama bir yandan da endişelerimden birini de şimdiden söyleyeyim o konuda. Mesela GTA 4'ten 5'e geçişte evet çok fazla şey eklenmişti ama bazı şeylerde geriye gitmişti. Mesela oyunun fizik etkileşimi, fizik motoru GTA 4 gerilemişti. benim hayatımda oynadığım en iyi fizik. Ya ben o lastiğin inişi bile... Sırf arabayı bir yere çarpayım da camdan fırlayayım diye oynuyordum <laughs> saatlerce çocukken unutmuyorum hiç. Yani o tarz şeyleri de yaşamak istiyorum. Eğlenceyi de yaşamak istiyorum. Yani umarım İkisinden de çok fazla kırpılmayan hatta belki yeni bir oyun motoru, yeni bir fizik motoru geliştirdik. Şunları şunları yapabileceksiniz diye özellikle tanıttıkları bir şey olur. Hani heyecanla bekliyoruz ki zaten bütün oyun dünyası şu an bu Bunu haberle çalışalım Yani bak daha tanıtım yok ortada. Tanıtım yapacağız denildi. Herkes konuşmaya başladı. Ya, Fake trailer'lar yayınlanmaya başladı. Tanıtımın görselini markalar kopyaladı. He. Ötesi var mı? Arka plan görselini şu an bütün markalar kopyalı oyunlarına koydu ya. Ve Rockstar da hani dikkat çekebilmek için hesabındaki bütün gönderileri kaldırdı. Aynen. Tek bir tane tanıtım için görsel duruyor şu an Rockstar'ın hesabında da. Onu da merakla bekliyoruz. O da aslında PC konsol savaşında tercih sebeplerinden biri olabilir. Eminim ki eğer ki e, biz öncelikle konsola çıkacağız, bir yıl sonra PC'ye geleceğiz derlerse konsol satışlarında da bir artış yaşanacaktır kesinlikle. Kesinlikle yaşanacaktır. GT6 öyle boş bir oyun diyemezsin yani. Evet. GTA 6 dedim mi akan sular duracak çünkü şu an biliyoruz ki tüm dünya bu oyunu bekliyor. öyle. Hani ya biz de öyleyiz yani. Biz de öyleyiz. Hani çoğu kullanıcının ben GTA 6'yı bir yıl sonra oynamak istemiyorum diyeceğini de biliyoruz. Ya ben hatırlıyorum kendimi GTA 5'i PlayStation 3'te ayrı aldım, 4'te ayrı aldım. Sonra bir de PC'ye aldım. Tabii bugünün ekonomik şartlarında bu pek mümkün gözükmüyor ama bir de konuşulan konulardan biri de şu oyunlar işte 60-70 dolarlardan yavaş yavaş böyle yükselmeye başladı jenerasyonlar arasında. Bu oyun bunu tekrar arttıracak mı? çünkü şunu hatırlıyorum GTA 5 çıkana kadar o dönemki kurla birlikte kutulu oyunlar böyle DNR tarzı mağazalara gittiğinizde hep 180 liradan satılırdı. GTA 5 bir çıktı orada 230 lira yazıyor. Ya dedim bu oyun niye pahalı? Hani neden diğerlerine göre GTA daha pahalıya Kapitalizmin çıktı? Kapitalizmin oyunları. Sonra yavaş yavaş diğer oyunların fiyatları da yükselmeye başlamıştı. Yeni bir trend belirleyecekler mi? Yani artık oyunlar 70, 80 dolar değil 100 dolar. Çünkü şu konuşuluyordu oyun geliştirilerine kadar. Hani bundan önce bugüne kadar yapılmış en pahalı oyunlar bile 300, 400 milyon taş çatlasın 500 milyon dolar bütçelerle geliştirilmişti. Hala daha geliştirilemeyen bir Star Citizen var bir yandan 600-700 milyon dolarlar almasına Mesut abi rağmen. hala bekliyor oyunu. <laughs> Burada söyleniyor ki 2 milyar dolarlık bir bütçeyle geliştiriliyor. Hani bu akıl almaz bir rakam. Hani yakın dönem oyunlarla kıyaslandığında hani ne olacak ne bitecek onu da gerçekten merak ediyoruz. Ama bu ayrıca başka bir videonun da konusu olabilir. Bu videoda araya katmış olduk bunu. Ben daha. son olarak bir şey Hı. ekleyeceğim. GTA 5. 100 dolar olsun. Ya da örnek veriyorum Türkiye fiyatı. Bu ile. şey oldu. Sana 100 dolar versek yet 6 <laughs> alır mısın? 3200 3500 liraya kadar bir fiyat oldu derim. Örnek veriyorum. Alıracak mısın? Büyük ihtimalle Ben alacağım abi. Alacağız yani. Ben alacağım. Ya yani bekleyemem. Yok beklenmez. Bir sene hayatta beklenmez. Hani konsol varsa ya o... ilk etapta şu oluyor. Bazı oyunlarda hani meslek gereği oyunun kodu geliyor. işte oynuyorsun vesaire bir süre oradan idare edebiliyorsun ama kendi hesabından alıp karakterimi geliştirmek falan onlar da aklımda olduğu için. GTA 5'te geldi mi kod? Gelmişti diye hatırlıyorum ama sonra tabii ki yine dediğim gibi hani üç farklı konsola daha doğrusu 2 konsol artı bir PC'ye oyunu kendime almıştım. E burada da yine alırım büyük ihtimalle ya. Hani gelmese de alacağız. Gelse de alacağız aslında yani o kaçarı yok. Ha, aynen. Bakalım zaman gösteriyor. Gelirse sadece erken, biraz daha erkenden belki oynama ve bir inceleme hazırlama fırsatımız olur. O açıdan hani size oyun hakkında bilgi vermek açısından güzel olur ama onun dışında e, o deneyimi yaşamak, hani GTA 5'teki gibi böyle yüzlerce belki binlerce saat oynatacak bir içerik sunacak mı? Esas merak konusu o. Tabii bir de sorunlu bir oyun mu yoksa gerçekten Rockstar kalitesine yakışır sorunsuz bir oyun mu çıkacak? Onu da artık göreceğiz. Daha henüz ortada çok bir şey yok o konuda. Aynen öyle. Bu konu biraz bonus oldu ama zaten biz ne anlatmak istediğimizi sizlere gayet evet. yeterli bir şekilde da anlatmış olduk. Bu aslında ilk konuya şöyle bağlayalım. GTA 6'nın çıkış duyurusuna göre aynı. Hani konsolsa konsol alır mısınız hemen? Elinizde yoksa bile. Yoksa ben PC'ciyim arkadaş, PC'ye beklerim mi dersiniz? Siz oyun oynarken hangi tarafta kendiniz daha rahat hissediyorsunuz? Konsolda mı yoksa PC'de mi? Ya da daha böyle demin de bahsettiğimiz gibi PC'deyim ama kontrolcüyleyim ya da konsoluma klavye mouse bağlıyorum diyen böyle daha hibrit kullanıcılar mısınız? Yorumlarda siz de paylaşın. Sen artık e, mutluyum. Mutlusun. Evet. Ben mutluyum. Ee... Bir de rahat olduğum noktalardan biri şu, benim kesinlikle bilgisayarım GT 6'yı kaldırmaz abi. Ha evet bir de o Bileşim var. kesinlikle kaldıracak ona eminim. Heyecanla da bekliyorum. Ya oyun yapımcıları artık biraz o konuda üşengeç davranmaya başladılar. RTX 4090'da çalışıyorsa ver gitsin diyorlar piyasaya. Onda bile 30-40 FPS'lerde zar zor oyun oynanıyor gerçekten. Umarız Rockstar kendine yakışanı yapar ve güzel bir şey yapar diyelim. Tekrar ağzına sağlık diyorum. Eyvallah güzel bir sohbet teşekkür oldu. ederim biraz böyle ortaya karışık bir konu oldu aslında iki konuyu birbirine harmanlamış gibi oldum sizin de konu önerileriniz varsa aslında şu konuyu da konuşabilirsiniz dediğiniz konular onları da yine yorumlarda bekliyoruz. bekliyoruz bir başka videoda görüşmek üzere diyelim mi diyelim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın, hoşçakalın.